Merhaba arkadaşlar. Kısaca Türk Hava Yolları hissesinden bahsetmek istiyoruz. Türk Hava Yolları hissesi daha önce bahsettiğimiz gibi düşen kanalda aşağı yönlü hareketini yaparken pozitif bir uyumsuzluk olduğundan bahsetmiştik RSI'da. Bu RSI'da oluşan pozitif uyumsuzluğumuz gayet güzel bir şekilde çalışarak verdiği tepkiyle ilk etapta sarı yatay kanal direncimizi test edip güçlü bir şekilde kırarak bu bölgede oluşturduğu hacimle birlikte, güzel hacimle birlikte daha doğrusu, 2 gündür güzel ataklar yaparak gün içerisinde 14.86 seviyesini görüp şu anda biraz aşağı doğru salmış durumda. Tekrar toparlamaya çalışıyor hisse fiyatı. Gördüğünüz gibi gün içerisinde yaptığı sert alım satımlarla güzel bir hacimsel kuvvet oluşturdu hisse. Şu an için bizim önemsediğimiz 5 ve 13 saatlik ortalamanın üzerinde hareketine devam ediyor. Alt tarafta ise saatlik periyotta 50 saatlik ortalamanın 200 saatlik ortalamayı yukarı yönlü kesmek için hareketlendiğini görebiliyoruz. Hisseye daha uzun periyotta bakmak gerekirse, hissenin 4 saatlik periyotta ise yine 50 saatlik ortalamanın üzerinde hareket ettiğini, tekrar sarı kanalı geçtikten sonra kırmızı yatay direncimizi test edip yukarıya atmaya çalıştığını görüyoruz hep birlikte. Burada tabii ki kar satışları olacaktır muhakkak. Fakat hisse özellikle günlük periyotta 5 günlük ortalamanın üzerinde durduğu sürece ben yukarı yönlü hareket edeceğini tahmin ediyorum. Özellikle beklentim ise bu yeşil bandı test etmesi. Yukarı yönlü hareketin devamı halinde tekrar yeni bir zirve yapmak için bu yeşil bandı test edebilir, üzerine de geçebilir. Şu anki konumda günlük pozisyonda RSI'miz 56'larda, wave trend al konumunu koruyor. Yine saatlik periyotta da RSI'nin sat konumuna geçtiğini, wave trend'in de sat konumuna geçtiğini söyleyebiliriz. Daha önce de belirttiğimiz gibi 5 saatlik ve 13 saatlik ortalamanın kesişmesi halinde ise 50 saatlik ortalamasını test etmek isteyebilir. Biz burada kısaca yani stop noktalarını kendiniz belirleyebilirsiniz tabii ki. Ama hissede güçlü alımların geldiğini, yukarı yönlü hareketin devam etme isteğinde olduğunu görebiliyoruz. En azından kısa periyotta bir ikili tepe yapmak isteyebilir ise, kısaca yapacağımız yorumlar bu yönde olacak hissede. Daha sonrasında gerekli düzeltmeler yaptıktan sonra ise yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Şimdilik hisse hakkında söyleyeceklerimiz kısaca bunlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.